büyük sermayedarları koruyup kollayanlar, öğrenci hareketini engellemeye çalışanlar, otelleri, konuk evlerini ve yüz binlerce boş daireyi kullanıma açmayıp öğrencileri yurtsuz bırakmayı ve eğitimi baltalamayı tercih etti. Üniversite öğrencilerinin hali hazırdaki ekonomik krizinin üstüne deprem sonrasında bir gecede yurtlarından atılması yaşanılan barınma krizini derinleştirdi. Zor bir süreçten geçen afette de öğrencilerin ise mağduriyeti katlandı. Üniversiteleri niteliksizleştiren iktidar dayanışma kültürünü yok etmek için elinden geleni yapıyor. Halk kaderine terk eden iktidar kampüslerimizde yan yana gelip depremin yaralarını sarmamızı ve nitelikli bir eğitim alma hakkımızı engellemek istiyor. Alınan bu yanlış kararlardan acilen geri dönülmesini talep ediyoruz. Bilkent öğrencileri olarak bu yaşamlardan tetiklenen her kararın ve kararı verenlerin tam karşısında duruyoruz. Hocam selamlar, önce seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Demircan Atakan ben. Bilkent öğrencisiyim, ikinci yılım burada. Arkadaşlarımla beraber direniyoruz şu an. Evet, teşekkürler. Talepleriniz neler? Burada toplandınız bugün Bilkent Üniversitesi öğrencileri olarak. Öncelikle taleplerimiz alınan kararların bir an önce geri çekilmesi, şu anki krizin faturasının öğrencilerden kesilmemesi ve yüz yüze eğitimin bir an önce kampüslere, sadece Bilkent'te değil, bütün üniversitelerde aktif hale getirilmesi. Teşekkürler. Peki son olarak buradaki mücadeleyi ilerleyen süreçlerde nasıl yönlendirmeyi düşünüyorsunuz? Sizce bu protestoyla ilettiğiniz talebinizi daha güçlü bir şekilde nasıl dile getirebilirsiniz? Seri eylemler yapmayı düşünüyoruz kampüsümüzün içerisinde. Sonradan farklı kampüslerdeki arkadaşlarımızla Ankara içerisinde dayanışarak, Otlu olur, Hacettepe olur, Tobeti olur. Farklı kampüslerle dayanışarak kampüslerden dışarı çıkmayı planlıyoruz açıkçası. Teşekkürler. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim. Ben Baran Yalçınkaya, Bilkent Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün ne için toplandınız burada? Talepleriniz neler? Üniversitelerimizi resmen bir tehdit ederek üniversitelerin online eğitime geçmesini dayattılar hepimize. Bu ne depremzedelerin yarısını saracak ne de üniversiteleri özgürleştirecek bir hareket. Bu kriz anında yapılabilecek en kötü seçimdi kesinlikle. Onlarca konuk evleri, boş evler, boş daireler ve oteller bulunmaktayken gelip bizim üniversitelerimizi ellerimizden almaları kesinlikle niyetlerinde şüphe edeceğimiz bir hareketti. Bu da gösteriyor ki AKP öğrenci hareketini bu seçim sattı mahallinde ket vurmaya çalışıyor ve biz de buna karşı ses çıkartmak istiyoruz. Bu sadece üniversitelerin özgürleşmesi için değil, tüm Türkiye'nin özgürleşmesi demektir. Biz de buna karşı, bu online eğitime karşı kesinlikle yüz yüze eğitim hakkımızı savunuyoruz. Eğitimi nitelikli istiyoruz, nitelikli bir eğitim istiyoruz. Böyle. Teşekkürler. Bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz? Mücadelenin daha geniş alanlara yayılması için herhangi bir diyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey var mı buraya? Yani dün forum aldık bu konu hakkında ne yapabiliriz bağlamında. Ertesi gün hemen bir protesto düzenlemeye karar verdik. Çünkü aynı zamanda bunun reaktif ve hızlı da dinamik bir şekilde olması gerekiyordu. Böyle de gerçekleştirdik. Tepkimizin sonucunda taleplerimizi elde edene kadar bunu yapmayı düşünüyoruz. Henüz bunun ileriki aşamalarını planlamadık ama ilerleyen dönemlerde yine forum mantığıyla tüm Bilkent bileşenlerini dahil ettiğimiz forumlarda ortak kararlar vererek bu protestoları aslında dalga dalga tüm akademiye, sonra da tüm topluma yaymak istiyoruz. Üniversitelerin ses çıkarmasını istiyoruz aslında. Merhaba, benim adım Duru. Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler öğrencisiyim. Ben de Meryem. Bilkent'te Siyaset 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün bir basın açıklaması gerçekleştirdiniz burada. Talepleriniz nelerdi? Neler talep ediyorsunuz? Öncelikle üniversitelerimizin özelliğine kavuşması, parasız, eşit, adil bir eğitim hakkı için buradayız. Yüz yüze olan eğitim hakkımızı geri kazanmak istiyoruz. Biz de bu YÖK'ün üniversitelere bu şekilde müdahil olması, üniversite özelliğini ihmal etmesi, yani bizi bundan mahrum bırakmasını kınıyoruz. Bunun dışında ülkedeki her krizde de eğitime yüklenen yükün de karşısındayız. KYK yurtlarında öğrencilere yaşanan mağduriyet olsun. Bugün birçok depremde evin hasar gördüğü için evinde olamayıp başka yerlerde yaşayıp online eğitime dahi ulaşması çok zor olan arkadaşlarımızın da yüksek bir şekilde mağdur etmesi olsun. Bu tür şeylere böyle bir tepki göstermek istedik biz de Bilkentliler olarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden yaklaşık 4 gün sonra KYK yurtlarını depremzedelere açmak için üniversiteleri yaza kadar uzaktan eğitime tırnak içerisinde geçirdiğini söylemişti. Fakat bu açıklamanın üstüne KYK yurdu bulunmayan özel üniversiteler bir hibrit eğitim modelini duyurdular. Fakat sonrasında YÖK yaptığı bir toplantıda bu kararları da reddetti ve hani sizin talepleriniz burada aynı zamanda okulunuzun verdiği hibrit eğitim kararına
verilen hayır cevabı YÖK tarafından yapılan bu cevaba karşı da bir eylem sanırım. Peki siz KYK yurtlarının depremzedeleri açılmasını bir çözüm olarak görüyor musunuz? Biz öncelikle eşitliğin minimumda buluşmak olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu süreçte KYK yurtlarında hali hazırda barınan üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın, sıra arkadaşlarımızın mağdur edildiğini ve KYK'da yaşama şartlarının zaten başlı başına kötü olduğunu farkındayız. Bu süreçte yeni bir mağduriyet yaratılarak öğrencilerinin barınmak zaten hali hazırda zor elde ediliyorken gasp edilmesinin karşısında duruyoruz. Aynı zamanda üniversite ortamı öğrenciler için, depremzede arkadaşlarımız için, normal hayata dönüş için bir çıkış kapısı. Bunun nitelikli eğitim hakkının, barınma haklarının elinden alınmasına karşı duruyoruz ve üniversitemizin de özelliğini koruyamamış olmasının karşısındayız. Az önce sizin de açıkladığınız durum zaten iktidarın politik olarak nasıl da eğitime verdiği önemi ve onu gördüğü yeri de çok açıklıyor bence. Bunun dışında KYK yurtları neden berbat bir seçim? Zaten biz bunun öğrenciler için bile uygun olmadığını yıllardır söylüyoruz. Bir öğrenci için bile yaşamaya uygun olmayan bir yer, gerek tuvalet imkanları, mutfak imkanları, metrekaresi vesaire, bir aileye, özellikle ki psikolojik olarak belki fiziksel hasar almış bir aileye ne kadar uygun olabilir? Bu da zaten iktidarın sermayeye dokunmamak için halkını ne kadar kötülüğe, sefalete sürükleyebileceğini de gösteriyor bence. İktidar elini okulumdan çek!